Merhaba arkadaşlar, nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli kurabiye yapalım istedik. Tahinli kurabiye için malzemelerimiz: 1 su bardağı pudra şekeri. Pudra şekerini ben normal şekerden kahve öğütme makinesinde yaptım. 1 su bardağına yakın öğütülmüş ceviz, yani ince doğranmış. 1 su bardağına yakın sıvı yağ, mısır özü kullanıyorum ben bu tarz işlerde. 1 su bardağına yakın tahin. Tahinin de altta kalanlarını daha çok almaya çalışıyorum ki heba olmasın diye. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3,5 su bardağı kadar da unumuz var. Hamuru yoğurma sırasında unumuz eğer biraz eksik kalırsa hamurumuzun kıvamına göre biraz da ilave edebiliriz. Önce cevizi, zeytinyağını, tahinimizi, ve pudra şekerimizi döküp hamur yoğurma kabımıza biraz karıştıralım. Tabii tahinlerimiz altındakileri aldığımız için biraz ezmemiz gerekecek. Ağızda kıtır kıtır dağılan çok güzel helva tadında bir kurabiye olacak bu şimdi. Çok da çabuk yapılıyor. Yoğurması, beklemesi, pişmesi toplamda 1 saat içinde bitiyor. Evet, şimdi birbirine karıştırdık. Unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı katıp hamur şekline getireceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz böyle kıtır kıtır ağızda dağılan bir kurabiye olacağı için parçalı şekilde görülebilir. Hamurumuzun kıvamını elimize bir parça ceviz büyüklüğünde alıp kurabiye şekline getirdikten sonra bu şekilde duruyorsa hamurumuzun kıvamı düzgün olmuş demektir. Şimdi fırın tepsisini aldık. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıdımızı yerleştirdik ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp hepsini yuvarlak şekil verip kurabiye şekli verip fırına süreceğiz. Önce şeklini verelim. Sonra fırında önceden 180 derecede ısıtılmış olması gerekiyor fırınımızın. Bu tepsiye kurabiye şeklini vermeye başlarken fırınınızı hazır hale getirirseniz kurabiye şeklimiz bittiği zaman fırınımız ısınmış olacaktır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Çok daha fazla bırakmıyoruz. Üzerinin ya da altının çok çok kızarmasını beklemeyin. Hafif çatlamaya başlayınca kurabiyemiz pişmiş demektir. Piştiği anda da zaten göstereceğim ben size. Şimdi hep beraber yapalım. Kurabiyemiz 20 dakika boyunca pişti. Şu an hazır ama dokunamıyorum. Dokunursam dağılıyor çünkü. Bir 5 dakika daha kapattım ocağı. Orada bir fırını kapattım. Bekleyecek. Sonra soyuncaya kadar asla dokunmayacağız. Eğer dokunursak dağılacaktır kurabiyelerimiz. Evet, tahinli kurabiyemiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup destek verirseniz de çok mutlu olurum ayrıca. Hepinize afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.